Evet gençler, herkese merhabalar. Dördüncü ünitemizin ikinci konusu yoğunluktan devam edeceğiz bakalım. İlk kısımda biliyorsunuz maddenin tanecikli yapısına değindik ve maddenin hal değişimlerini, erime, donma, buharlaşma, yoğuşma, tanecikli yapısından ve bunlardan bahsetmiş olduk. Şimdi artık bu konu o konudan birazcık daha farklı yoğunluk kısmı. Bakalım biz bu konuda neler öğrenecekmişiz? Yoğunluk kavramını tanıyacağız. Yoğunluğun ne demek olduğunu öğreneceğiz ve yoğunluğun canlılar için önemine değinmiş olacağız gençler. Yoğunluk kavramını tanıyacağız. Sonrasında yoğunluğun canlılar için önemine bakacağız. Başka neler öğreneceğiz? Hemen bakıyorum. Maddelerin yoğunluk değerlerini hesaplamayı öğreneceğiz. Maddelerin sıvı içerisindeki konumlarının belirlenmesinde yoğunluğun etkisi. Mesela bir taşı suyun içerisine attığımızda yüzüyor mu yoksa batıyor mu? Ya da su ile zeytin yağını karıştırdığımızda hangisi üstte hangisi altta? Acaba bunun sebebi nedir? O yüzden bunu öğrenmiş olacağız. Suda yaşayan canlılarda yoğunluğun hayati önemini öğrenmiş olacağız. Devam edelim bakalım. Bir kere maddeleri nasıl tanırız? Her madde birbirinden farklı madde biliyorsunuz. Bir kalemle bir kağıt birbirinden farklı. Bir su ile bir zeytinyağı birbirinden farklı. Baktığımız zaman birçok madde birbirinden farklı. Peki biz maddeleri nasıl tanıyacağız? Maddeleri birbirinden ayırt etmemizi sağlayan özellikler ayırt edici özelliklerdir. Yani her madde için farklı olan özellikler ayırt edici özellikler. Kütle mesela ayırt edici bir özellik değildir. Çünkü her maddenin bir kütlesi vardır. Ya da hacim. Kütle için bir, daha doğrusu madde için bir ayırt edici özellik değildir. Çünkü maddelerin hacimleri de vardır bakın. O yüzden biz ayırt edici özellik, maddelerde farklı olan özelliklere bakaraktan maddeleri birbirinden ayırt edeceğiz ve maddeleri tanımış olacağız. Demiş ki tüm maddeler kütle, hacim ve tanecikli yapıya sahip oldukları için bu özellikler maddelerin ortak özelliğidir. Bakın tekrar ediyorum. Kütle, her maddenin bir kütlesi vardır. Her maddenin belirli bir hacmi vardır. Tamam, belirli bir hacmi şöyle, hacmi vardır. Gazların belirli bir hacmi yoktu ama sonuç olarak onlar da dünyada bir yer kaplıyorlardı ve onların da bir hacmi vardı. Ve tanecikli yapıda olma, katı sıvı ve gaz maddelerin hepsi de tanecikli yapıya sahiplerdi. O yüzden kütle, hacim ve tanecikli yapı bizim için ortak özellik. Ayırt edici bir özellik değil. Peki ayırt edici özellik nedir? Hemen bakıyorum. Renk, tat, koku, sıcaklık ve benzeri gibi bazı özellikler maddeleri ayırt etmede kullanılabilse de gerçekte ayırt edici özellikler maddenin cinsinden kaynaklanan özelliklerdir. Yani cinsi ne olduğu maddeyi ayırt etmemize yarar. Yoğunluk, maddenin yoğunluğu. Sonrasında erime sıcaklığı, kaynama sıcaklığı, elektrik iletkenliği, elektriği iletiyor mu, iletmiyor mu? Genleşme, bir madde genleşiyor mu yoksa genleşmiyor mu? Gibi özellikler maddelerin cinsiyle ayırt edici bir özellik olarak kullanılabilir. Tekrar ediyorum bu kısmı bakın. Maddenin yoğunluğu, erime sıcaklığı, bakalım maddeler aynı sıcaklıkta mı eriyorlar ya da maddeler aynı sıcaklıkta mı kaynıyorlar? Her madde elektriği aynı mı iletiyor ya da aynı olan maddeler elektriği aynı mı iletiyor? Aynı maddeler aynı şekilde mi genleşiyor? Yoğunluk, erime sıcaklığı, kaynama sıcaklığı, elektrik iletkenliği, genleşme ve daha birçok madde, birçok özellik. Ama en önemlileri bunlar. Maddenin cinsiyle ilgili özellikleridir ve ayırt edici özellik olarak kullanılabilirmiş. Maddelerin ayırt edici özelliklerine bakılarak, burası da yine bizim için çok önemli. Maddelerin ayırt edici özelliklerine bakılarak maddenin nasıl olduğu, yani hangi cins olduğuna karar verilebilir bakın.
Şimdi hemen yoğunluğun tanımını yapıyorum. Ne diyor yoğunlukta? Maddeleri birbirinden ayırt etmede kullanılan özelliklerden biri de yoğunluktur. Yoğunluğun diğer adı özkütledir. Maddelerin yoğunluk değerlerine bakılarak cinsleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Suyun yoğunluğu farklıdır, demirin yoğunluğu farklıdır, zeytinyağının yoğunluğu farklıdır. Yani etrafınızda görmüş olduğunuz her maddenin yoğunluk değeri birbirinden farklıdır. Bu sebepten yoğunluk farklı olduğu için, yoğunluk değeri farklı olduğu için maddeler birbirlerinden farklı maddelerdir ve biz bu maddeleri birbirinden ayırabiliriz. Mesela en basit örnek, su ile zeytinyağı birbirinden farklı maddedir. Peki niye su ile zeytinyağına biz birbirinden farklı madde diyoruz ve biz bu maddelerin farklı olduğunu kavrayabiliyoruz? Aslında yoğunlukları farklı olduğu için biz bu maddelere farklı diyoruz. Yoğunluk burada ayırt edici bir özellik olmuş oluyor gençler. Geldik, yoğunluk nedir? Devam edelim bakalım. Ne demiş? Bir maddenin birim hacimdeki kütlesine, bir maddenin birim hacimdeki kütlesine yoğunluk, diğer bir ifadeyle öz kütle denirmiş. Yoğunluk D sembolü kullanılarak ifade edilir. Bir maddenin yoğunluğu kütlesinin hacmine bölünmesiyle bulunur. Bakın, burası bizim için çok önemli. Bir maddenin biz yoğunluğunu nasıl bulacağız? Maddenin kütlesini maddenin hacmine bölerek bulacağız. Zaten bize soruda bu değerler mutlaka verilecek. Biz kütleyi hacime bölerekten yoğunluğu bulacağız. Yoğunluğu D harfiyle gösteriyoruz gençler. Kütleyi unutmuyoruz. M harfiyle gösteriyoruz. Hacmi ise V harfiyle gösteriyoruz bakın. Uzun uzun her defasında kütle, hacim, yoğunluk yazmaktansa zamandan kazanmak için yoğunluk yerine D harfi, kütle yerine M harfi, hacim yerine ise V harfini rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yoğunluk hesaplamalarında sayısal ifadeler maddelerin belirtilen kütle, hacim değerlerine göre farklı birimlerde yazılabiliyorlar. Ne demek istedim ben burada? Eğer kütlemiz gram ise hacmimizi santimetre küp olarak almalıyız. Eğer verilen kütlemiz kilogram ise hacmimizi metre küp cinsinden almalıyız. Biz yoğunluğu bulurken ne yapıyorduk? Kütleyi, yani M ile gösteriyordum. Hacmi V ile gösteriyordum. Yoğunluğu da D harfi ile gösteriyordum bakın. Ben kütleyi hacme böldüğüm zaman neyi buluyordum? Yoğunluğu buluyordum. O halde gramı santimetre küpe böldüğüm zaman gram bölü santimetre küp yoğunluğun birimi olmuş olacak. Kısaca G bölü CM küp olarak gösterebiliyorum. Ya da eğer kütleyi kilogram verdiyse hacimde metre küp alıyordum. Kilogramı metre küpe bölerekten kilogram bölü metre küp yazabiliyordum. Yoğunluğun birimleri de bu şekilde ifade edilmektedir. Şimdi önce bir maddenin kütlesi nasıl bulunuyormuş ona bakalım. Bir maddenin kütlesini bulabilmek için eşit kollu terazi ya da elektronik bir terazi kullanabiliyoruz gençler. Maddenin miktarına kütle denir biliyorsunuz. Her maddenin bir kütlesi vardır. Bir maddenin kütlesini eşit kollu terazi veya elektronik terazi kullanarak bulabiliyoruz. Bunu zaten sizler şu an 6. sınıfsınız, 4. sınıflarda size anlatılmıştı. İstersem eşit kollu teraziye koyarak bulabilirim maddemin kütlesini. Ama artık eşit kollu teraziden ziyade elektronik teraziler kullanarak da rahatlıkla bulabiliyorum bir maddenin kütlesini. Gram ya da kilogram maddenin kütlesinin birimi. Geldim bir maddenin hacminin bulunmasına. Acaba ben bir maddenin hacmini nasıl bulacağım? Hemen bakalım. Önce hacim neydi? Önce onu hatırlayalım. Maddenin kapladığı yere hacim denir. Maddenin bu dünyada kaplamış olduğu yere hacim denir.
İşte telefon elinizdeki telefon kadar yer kaplar. Bilgisayar bilgisayar kadar yer kaplar. Kaplamış olduğu yer onun hacmidir bakın. Bir maddenin hacminin içinde belirli bir miktarda sıvı bulunan dereceli silindir kapağı atılarak bulunduğunu da yine önceden öğrenmiştiniz. Ama burada tekrardan bir hatırlayalım bakalım nasıl buluyorduk. Şimdi içerisine belirli miktarda sıvı dolduruyorduk dereceli silindire. Mesela ne kadar doldurduk? Bakalım buraya. 300 santimetre küp su doldurmuşuz, sıvı doldurmuşuz. Şimdi ben bu attığım kabın hacmini bulmak istiyorum bakalım. Nasıl bulacakmışım? Ben bu kaşığı 300 santimetre küp sıvı bulunan bir sıvının içerisine attım. Sonrasında attığım zaman önceden boşken 300'deydi bakın sıvının miktarı. Attıktan sonra kaça çıktı? 400'e çıktı. 300'den 400'e çıktı bakın. Sıvının miktarı 300'den 400'e çıktı. Bu 300'den 400'e çıktı. Ne kadarlık bir artış meydana geldi? Nasıl bulurum? 400'den 300'ü çıkartaraktan çıkartalım bakalım. Atılan kaşığın hacmini bulabilirim. 400'den 300'ü çıkardığımda 100 buldum. Demek ki bu kaşığımızın hacmi ne kadarmış? 100 santimetre küpmüş. Bu şekilde dereceli silindir yardımıyla bir cismin rahatlıkla hacmini bulabiliyorduk. Zaten kütlesini ve hacmini bulduktan sonra yoğunluğu bulmak bizim için kolay. Çünkü biz yoğunluğu nasıl buluyorduk? Yoğunluk eşittir dedik. Yoğunluk eşittir. Kütle bölü hacimdi. Kütleyi elektronik terazi yardımıyla ölçebiliyoruz. Bir maddenin hacmini de dereceli silindir yardımıyla bulabiliyoruz. Kütleyi hacme böldüğümüz zaman da yoğunluk değerini rahatlıkla hesaplayabiliyoruz gençler. Peki düzgün geometrik cisimlerin hacimlerini nasıl buluyorduk? Az evvel bir kaşığın hacmini nasıl bulduk? Dereceli silindirin içerisine attık. Suyu yükseltme miktarı kadar hacmi vardır dedik. Ama eğer düzgün bir geometrik kap ise, mesela bir küp ise ya da bir dikdörtgenler prizması ise o zaman nasıl buluyorduk? O zaman bir dereceli bir silindirin içerisine atmamıza gerek yok gençler. O zaman bu kübün tüm kenar ayrıtlarını çarparak rahatlıkla bulabiliriz. Yani bu tabanlarını ve yüksekliklerini çarparak bulabiliriz. Diyelim ki bu 2 santim olsun. A eşittir 2 santim olsun. A eşittir 2 santim ise ben 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Ben bunun hacmini 8 yazabilirim bakın. Eğer küp değilse bir dikdörtgenler prizmasıysa diyelim ki A 2 santim, B 3 santim, C de 4 santim. Dikdörtgenler prizmasının hacmini nasıl bulurum? 2 çarpı 3 çarpı 4'ten rahatlıkla bulabilirim. O da 2 kere 3 6 eder. 6 kere 4 de 24 eder. 24 santimetre küp bunun hacmi olmuş olur bakın. Devam ediyorum. Haydi bakalım konuyla alakalı bir örnek çözüyorum. Yukarıda verilen kaplara özdeş sıvılar farklı miktarlarda dolduruluyormuş. 100 grammış eklenen sıvı. Hacmi de 100 santimetre küpmüş bakın. O şekilde göstermiş. Kütlesi 200 grammış. Hacmi de doğal olarak kütle iki katına çıktığı için hacmi de iki katına çıkmış oldu. Kütlesi 300 gram. Hacmi de 300 santimetre küp. Yoğunlukların sıralamasını nasıl bulacağım? Normalde ben yoğunluğu hesaplarken ne yapıyordum gençler? Hemen bir hatırlayalım. Şuraya yazabilirim. Ben yoğunluğu hesaplarken kütleyi hacme bölüyordum. O zaman K kabı için buluyorum. Bakın beraberce bulalım. K kabı için yoğunluk eşittir. Kütlesi kaçtı? 100'dü. Hacmi kaçtı? Yine 100'dü. 100'ü 100'e böldüğüm zaman ne buldum? 1 gram bölü santimetre küp buldum bakın.
Peki L kabına geleyim. L kabında bir şey değişecek mi? Yoğunluk eşittir. Kütle iki katına çıktı bakın. Ama kütle iki katına çıktıysa yoğunluk da iki katına çıktı. O halde 200'ü 200'e böldüm. Sıfırlar birbirini götürdü. Yine bir çıktı bakın. Yani kütle ve hacim aynı oranda arttığında yoğunluk değişmedi. İsterseniz M kabı için de yapayım şöyle. M kabı için diyorum. Yoğunluk eşittir. 300'ü 300'e bölüyorum gençler. 300 bölü 300 diyorum. Kütle arttı. Dolayısıyla yoğunluk da artmış oldu. Yine 1 gram bölü santimetre küp buldum. O halde cevabım ne oldu? Hepsini bir bulduğum için hepsi birbirine eşit olmuş oldu gençler. O zaman şöyle diyebilirim. Kütle arttığında aynı oranda hacim de arttığı için yoğunluk değişmez. Peki bu üç madde birbirinin aynısı mıdır? Evet, bu üç madde birbirinin aynısıdır. Çünkü hepsinin yoğunluğunu kaç bulduk? Hepsinin yoğunluğunu bir bulduk. O yüzden bu maddeler birbirlerinin aynısı olan maddelerdir. Burada başka bir örnek vermiş. Ne diyor hemen bir bakalım. KLM cisimlerinin yoğunlukları yukarıda verilmiştir. Hadi bakalım. K'nın yoğunluğunu 1 gram bölü santimetre küp vermiş. L'nin yoğunluğunu 3 gram bölü santimetre küp vermiş. M'nin yoğunluğunu ise 2 gram bölü santimetre küp vermiş. Bu cisimlerin eşit kütleleri için hacimlerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibidir demiş. Eşit kütleleri için diyor. Ben hepsine eşit bir kütle değeri veriyorum gençler. Hepsine 6 gram olsun diyorum. İstediğiniz değeri verebilirsiniz. Hiç önemli değil. 6 gram. Buna da 6 gram dedim yine. Şimdi hacimlerini bulmamızı istiyor. Bir kere K'nın yoğunluğunu yazalım. K'nın yoğunluğu kaçtı gençler? K'nın yoğunluğu 1'di. Yoğunluğu bulmak için ne yapıyordum? Kütleyi hacme bölüyordum. Kütlesine 6 gram dedim. Hacmini bilmiyorum. Ona da K'nın hacmi dedim bakın. L için geldim. L'nin yoğunluğuna kaç demiş? 3 demiş. 3 eşittir diyorum. Kütlesine kaç vermiştik? 6 demiştik. Hacmini bilmiyorum. Şimdi hacmini bulacağım. M'ye geldim. M için yoğunluğunu kaç vermiş? 2 vermiş. Eşittir dedim. Kütlesine 6 gram vermiştim. Acaba yoğunluğunu, daha doğrusu hacmini kaç bulacağım? Hadi beraber bakalım. Farklı bir renk aldım şimdi. Arkadaşlar, yoğunluğu bulabilmem için kütleyi hacme bölüyordum bakın. K'da 6'yı bir sayıya bölmüşüm. 1 çıkmış. O zaman bunun 6 olması lazım. Neden? Çünkü 6'yı 6'ya bölersem 1 çıkar. L'ye geldim bakın. 6'yı kaça bölersem 3 çıkar? 6'yı 2'ye bölersem 3 çıkar. Demek ki L'nin hacmi neymiş? 2 santimetre küpmüş. Santimetre küplerini de yazalım yanlarına. Birimleridir çünkü önemlidir bizim için. Santimetre küp. Son olarak M'ye geldim. M'nin ise hacmi 6'yı neye bölersem 2 çıkar? 3 santimetre küp. Şimdi o halde burada hacmi en büyük olan kim çıktı? K çıktı. K büyüktür. Sonra M çıktı. Ondan sonra L çıktı bakın. K büyüktür, M büyüktür, L. O halde cevabım C oldu. Tekrar ediyorum bakın. Tekrar bir kez daha anlatayım. Eşit kütle dediği için siz istediğiniz sayıyı seçebilirsiniz. Ben 2 ve 3'e de aynı anda bölünebilen bir sayı olabilsin, işlememizi kolaylaştırsın diye 6 gramı seçtim. O yüzden kütleler için 6 yazdım. Zaten ben yoğunluğu hesaplarken ne yapıyordum? Kütleyi hacme bölüyordum. Hatırladınız. Hepsinin kütlesi eşit kütle dediği için hepsinin kütlesini 6 verdim. Zaten bana yoğunlukları vermiş. Yerlerine koydum. Yerlerine koyduğum zaman rahatlıkla hacim değerlerini bulabildim. Ve C seçeneğini buldum. Şimdi devam ediyorum.
devam ettim gençler. Başka bir soru üzerinden pekiştirmeye devam edelim. Suda çözülmeyen X cisminin hacim ve kütle değerleri aşağıda verilmiştir. X cisminin yoğunluğunu hesaplayalım hemen. Yoğunluğu bulmak istiyorsak ne yapıyorduk? Yoğunluk eşittir kütle bölü hacimdi. Kütleyi biliyorum. Kütlem kaçtı? 300 grammış kütlem. 300'ü yazdım kütle yerine. Geldim hacmimi yazmaya. Hacim değerime bakıyorum. Hacmimi dereceli bir silindire bu kabı attığım zaman 100 cm küpten kaça çıkmış? 200 cm küpe çıkmış. Ne kadarlık bir artış var? 100'den 200'e 100 cm kadar, 100 cm küp kadar bir artış var. 300'ü 100'e böldüğüm zaman sıfırlar birbirini götürdü biliyorsunuz. 3'ü 1'e böldüğüm zaman 3 gram bölü santimetre küp benim X cismimin yoğunluğu olmuş oldu. Başka bir örnek. Bakalım ne diyor? X sıvısının farklı kütle ve hacim değerleri tabloda verilmiştir. Bakın. Kütlesi 20 gramken hacmi 10 grammış. Kütleyi hacme böldüğüm zaman 20'yi 10'a böldüm. Kaç buldum? 2 gram bölü santimetre küp. 30 gramken bakın kütleyi arttırmış. Kütleyi arttırdığı için dolayısıyla hacminin de artması lazım. Çünkü kütle artarsa hacminin de yani kapladığı yerin de artması gerekiyor. Burada da yine kütleyi hacme böldüğüm zaman yoğunluğu buluyordum. 30'u 15'e böldüm. Yine 2 buldum arkadaşlar. 2 gram bölü santimetre küp buldum. Aşağıya geldim. Kütleyi 40 yapmış bakın. Kütleyi 40 yapmış. Kütleyi arttırmış. Dolayısıyla hacmin de aynı oranda artması lazım. Burada da 40'ı 20'ye böldüm. 2. Zaten bu aynı cins madde. Neden? Çünkü yoğunluk aynıysa madde aynı maddedir. Zaten burada belirtmiş bakın. X sıvısının farklı kütle ve hacim değerleri tabloda verilmiştir demiş. X sıvısının. O zaman şöyle diyebilir miyim? Kütleyi aynı oranda arttırdığımda hacim de artmış oluyor. Dolayısıyla yoğunluk değişmiyor bakın. Hemen bakıyorum. X sıvısının farklı kütlelerinin yoğunlukları farklıdır. Yanlış bir ifade. Çünkü farklı kütlelerin yoğunluklarının hepsi nasıl çıktı? Aynı çıktı gençler. X sıvısının 40 gramında birim hacim başına düşen madde miktarı en fazladır demiş. Burada sorduğu yoğunluk aslında. X sıvısının 40 gramında birim hacim başına düşen madde miktarı en fazladır. Yoğunluktan bahsediyor ama biz yoğunluğun hepsini aynı bulduk. O yüzden X sıvısının yoğunluğuna en fazladır diyemeyiz. Bu da yanlış bir ifade. Farklı kütlelerde olan aynı cins sıvıların yoğunlukları aynıdır. Evet gençler bir kere aynı cins sıvıların yoğunlukları aynıdır. Bakın hepsini 2, 2, 2 bulduk. Farklı kütlede olduğu zaman hacmi de arttığı için yoğunluk değişmiyor. O yüzden bu doğrudur. Hatalı olan ifade hangisidir? 1 ve 2'dir. Devam ettim. X, Y, Z maddelerinin kütle hacim ve yoğunluk değerleri verilmiş. Hadi bakalım. Kütlesi 10'muş gençler. Kütleyi hacme böldüğümde 2,5 çıkmış. Hangi sayıyı yani 10'u neye bölersem 2,5 çıkar? Çünkü ben nasıl buluyordum? İsterseniz yapalım burada işlem olarak. Yoğunluğu bulmak için ne yapıyordum? Kütleyi hacme bölüyordum bakın. Şimdi kütle değerim kaç? 10. Hacim değerimi biliyor muyum? Bilmiyorum. Peki benim yoğunluğum kaçmış? 2,5'muş. Peki ben onu hangi sayıya bölersem 2,5 bulurum? Onu eğer 4'e bölersem 2,5 bulurum. O yüzden x'in hacmi 4'müş bakın. Sonra şu kısmı siliyorum. Y için yapacağım şimdi. Kütlesi 6'ymış. Hacmi de 5'miş gençler. Kütle 6, hacim 5. Yoğunluğu bulmak için ne yapıyorum? Kütleyi hacme bölüyorum.
Kütlesi kaçmış? 6. Hacmi kaçmış? 5. 6'yı 5'e bölersek yaklaşık matematiksel olarak burada neyse yapalım hadi bakalım. Normalde vakit kaybetmeyelim diyecektim ama yapayım. 6'yı 5'e bölmek demek 6'nın içinde 5 bir kere var. 1 kere 5, 5 ediyor bakın. 6'dan 5'i çıkardım 1. 1'in içerisinde 5 yok. Buraya bir virgül, buraya bir sıfır koydum. 10'un içerisinde 5 kaç defa var? 2 defa var. 2 kere 5, 10. 10'dan 10'u çıkardım. 0, 0. O zaman benim Y sıvımın yoğunluğu da 1,2 çıktı bakın. 1,2 gram bölü santimetre küp çıktı. Yine bu kısmı siliyorum. Çünkü Z'yi yapmak istiyorum şimdi. Z için ne diyorum? Yoğunluğu bulmak için ne yapıyorum? Kütleyi hacme bölüyorum bakın. Kütleyi M ile gösteriyorum. Hacme bölüyorum. Bana bu sefer kütlemi vermemiş. Hacmimi vermiş. 2. Yoğunluğu da 6 vermiş. Bir sayıyı 2'ye bölmüşüm. 6 bulmuşuz gençler. Nasıl olur? 2 ile 6'yı çarparak M'yi bulabilirim. Demek ki M 2 kere 6'dan 12'ymiş. Çünkü ben 12'yi 2'ye bölersem 6 bulurum. O yüzden hacmim 2 iken kütlem kaç gram oldu? 12 gram oldu. Şimdi bana neyi soruyor? 1, 2, 3 numaralı kısımlara yazılması gereken değerleri. 1'e 4 yazacağız. 2'ye 1,2. 3'e ise 12 yazacağız. Mutlaka yoğunluğu bulurken kütleyi hacme bölme işlemini biliyor olmamız gerekiyor. Kütleyi hacme böldüğümüzde neyi buluyoruz? Yoğunluğu buluyoruz. Bölme ve çarpma işlemleriyle diğerlerini de rahatlıkla yapabiliyoruz bakın. Ekstra bir bilgi, bilinen en yoğun sıvı cıvadır demiş. Tamamdır. Şimdi bulmak istediğim büyüklüğü kapayıp işlemini yap. Size kolay bir yöntem göstereceğim burada gençler. Benim bir üçgenim var bakın. Bu üçgenim hatta ben mor deve üçgeni diyorum buna. Nasıl yapıyorum? Kütleyinin yerine M yazıyorum. Çünkü kütle için kısaca M yazabilirdim. Yoğunluğa D yazıyorum. Hacime ise V yazıyorum. Şimdi gençler, kütleyi bulmak istiyorsam elimle M'yi kapatıyorum bakın. Elimle kapattım. Ne kaldı? D ve V kaldı. Yani ben eğer kütleyi bulmak istiyorsam, burada yan yana oldukları için bunlar, bu bir çarpma işlemi oluyor. Çarpma işlemi yapıyorum. D çarpı V diyorum bakın. Geri aldım. Şöyle geri aldım. Ya daha doğrusu şunu bir sileyim bakalım. Bizim için daha kolay olsun. Yeniden göstereceğim ben size. Şimdi tekrardan üçgenimi çizeceğim. Beni takip edin. Üçgenimi çizdim. Üçgenimin üstüne kütlenin M'sini yazdım. Aşağıya D'yi yazdım. Yan tarafa da V'yi yazdım. Hacmi yazdım. Bunların yerlerini bakın burada değiştiremiyorum. Az evvel M'yi kapatmıştım elimle. D ve V yan yana olduğu için yan yana çarpmıştım bakın bunu. Şimdi de diyelim ki D'yi kapattım elimle. Elimle D'yi kapattığım zaman D eşittir diyorum. Yani yoğunluk eşittir. Bunlar biri yukarıda biri aşağıda. Kütle bölü hacim. Zaten ben bunu biliyorum değil mi? Yoğunluğu bulmak için ne yapıyorum? Kütleyi hacme bölüyorum. Peki bir kez daha çiziyorum üçgenimi. Bu sefer de hacmi kapatacağım çünkü. Aldım kalemimi elime. Çizdim üçgenimi. Üste yine kütlemi yazdım. Kütlemin M'si dedim. D'yi yazdım. Buraya da V'yi yazdım bakın. Tamamdır. Şimdi bu sefer V'yi kapatıyorum elimle. Kapattım. Ne kaldı? M ve D kaldı. O zaman V eşittir diyorum. Yani hacim eşittir diyorum. Kütle bölü yoğunluk olmuş oluyor. Bu yöntem ile de kısaca daha kolay bir şekilde unuttuğunuz bir zaman size sorulanı rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada unutmamamız gereken şey şu.
Üçgenin üstüne her zaman kütleyi, altına yoğunluk ve hacmi yazmanız gerekiyor. Bunların sırasını kaybetmiyorsunuz. Elinizle neyi bulmak istiyorsanız kapatıyorsunuz. Kütleyi bulmak istiyorsanız kütleyi kapatıyorsunuz. O zaman yoğunlukla hacmi çarpıyorsunuz. Diyelim ki yoğunluğu bulmak istiyorsunuz. Yoğunluğu kapattınız. O zaman kütleyi hacme bir üstte bir altta olduğu için bölüyorsunuz. Diyelim ki hacmi bulmak istediniz. Hacmi kapatıyorsunuz. O zaman da kütleyi yoğunluğa bölüyorsunuz. Böylelikle bizim için daha kolay, kısa bir yöntem olmuş oluyor. Bu da yine kolay, basit bir yöntem gençler. Önümüzdeki ders yoğunluğun grafiklerinden devam edeceğiz. Bu kısma kadar güzelce bir notlarınıza çıkartın. Tekrar edin. Anlayamadığınız kısımları mutlaka bizlere gönderin. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.